Arkadaşlar merhabalar, rehberlik serisinin 7.sindeyiz ve bu videoda size ders çalışma programından 8. haftayı bahsedeceğim. Ve sürprizimiz var. Bu sefer kitap hediyemiz 10 tane değil, 20 tane değil, tamı tamına 30 tane kitap hediyemiz olacak. Videonun son bölümünde hangi kitap olduğunu, işte çekilişe katılma şartları nelerdir, bunlardan zaten size bahsedeceğim. Evet, şimdi bu hafta 8. haftadayız ve üçgenleri bitiriyoruz 8. haftayla birlikte. Yani açı kenar bağıntıları ve üçgende merkezleri konuşacağız sizinle birlikte. Hadi bakalım 8. haftamız gelsin. 8. haftada aslında bana göre çok fazla zorlanmayacaksınız. Ama ya bu konuda özellikle açı kenar bağıntılarında öğrenciler bir ön yargıyla mı yaklaşıyor ya da dikkatsizlikten dolayı mı? Genelde yanlışlarınız bu konudan çıkıyor. O yüzden konu anlatımını, ince detaylarını böyle güzel bir şekilde lütfen ama lütfen dinleyin. Evet, açı kenar bağıntılarından bahsedeceğiz size. 15 ve 16. günlere denk geliyor bu. Bir de üçgende merkezlerden bahsedeceğiz. Ama ilk etapta ne yapıyorduk? Şu hızlı programa bakıyorduk. Hemen hızlı programa bakalım. Hızlı programda nereye denk geliyor? Bu günler kaymıştı ama benzerliğin uzatılmasından dolayı siz ona göre kendinizi ayarlarsınız. Evet, ayın 19'u diye düşünüyoruz burada. Yani Ekim'in 19'unda. Ekim'in 19'unda ne yapacaksınız? Açı kenar bağıntılarını bir gün dinlersin. Diğer konu anlatımını, yani üçgende merkezleri de öbür gün dinlersin. Sonra kolay kitabın soru çözümü, orta kitabında soru çözümünü burada gün gün yaptığın zaman 4 günde bu işi bitirmiş olursun. Yalnız hızlı program kimler yapıyordu? Geometrisi iyi olan arkadaşlar veya geometride çok iyi olan arkadaşlar yapıyordu. Ama biz neyi tavsiyesinde bulunuyorduk hep? Şu program kardeşim. İyi de olsan, çok iyi de olsan sindire sindire gitmeni istiyoruz. O yüzden haftalık program şeklinde gitmeni istiyoruz. Evet, açı kenar bağıntıları ve üçgende merkezler 15 ve 16. Sayfa numarasında bakayım ben. Şurada 79 diye hatırlıyordum ama şurada bakayım. 79 mu? Bir dakika. 13. 79'a şöyle bakayım. 79 değil de 80'lerdeydi galiba ya. 80 yazayım şuraya, hemen bakayım. Yok, üçgende alan daha devam ediyor. Burada da devam ediyor. 89'da falan herhalde. Evet, bakıyoruz. Şimdi açı kenar bağıntıları kitabımızda sayfa 89'da başlıyor. Yine dediğimiz gibi ilk ders aşırı derecede önemli. İlk derste bir şey, belli mantığı öğreneceksin. Burada temel mantığını öğreneceksin. Burada ikinci dersimiz de önemli yalnız. Üçgen eşitliği kısmı aşırı derecede önemli. Ve dikkat etmen gereken şeylerden bahsediyoruz burada. Özellikle böyle küçüktür de büyüktür de böyle sıkıntı yaşıyorsan orada bir teknik verdim mesela. Sınır değeri yazma. İşte en büyük değeri isteniliyorsa en büyük sınırı yazıp en sonda sonuçtan 1 çıkartmak ya da en küçük değeri isteniliyorsa en alt sınırı yazıp en son sonuca 1 ekleme gibi kısa bir teknik verdim. Hatta bu tekniği matematikte de uygulayabilirsin. Yani genelde yanlışlar böyle tam sayı vermenizden dolayı kaynaklanıyor. Konu anlatımında da zaten bunu vurguluyorum. Böyle soru kökünde x eleman tam sayı diyor mu demiyor mu? O cümleye dikkat edin. Diyorsa tam sayı değeri yazın. Demiyorsa da sınır noktası yazmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Konu anlatımının içerisinde zaten bunları göreceksiniz. Buradaki konu anlatımındaki bu soruları detaylı bir şekilde dinleyip detaylı bir şekilde yani bayağı bir şekilde anlarsanız arkadaşlar, anlamadan hiçbir soruyu geçmeyin. Hepsini anlarsanız büyük ihtimalle açı kenar bağıntılarından bir soru kaçırmazsınız. Ya nasıl bir soru gelirse gelsin. Hatta burada bak ÖSYM'nin tarzında soru da var. Bu tarz soruları da çok seviyor. Özellikle bu soruya da dikkat edin. Sonra geniş ve dar açılı üçgenlerden bahsediyoruz. Zaten bunlar da kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Sonra üçgende merkezler. Biraz itici bir konuymuş gibi gözüküyor başlığından dolayı aslında şöyle baktığımız zaman. Ama biz iç teğet çemberin merkezini, dış teğet çemberin merkezini, ağırlık merkezini zaten daha öncesinden gördük. Burada da onlarla ilgili hemen sorularla geçiştirdik zaten. Ekstradan öğreneceğiniz şey diklik merkezi, çevrel çemberin merkezi ve kenar orta dikme merkezinden bahsedeceğiz. Burada da mantığıyla birlikte ezber mezber yok. Mantığını da söylüyoruz. Hatta kenar orta dikme merkezi ve şu çevrel çemberin merkezinde aynı olduğunu söyledik. Orada da ezbersiz bir şekilde nasıl yapılabileceğini de gösterdik. Eğer konu anlatımını dikkatli bir şekilde dinlerseniz mantığıyla birlikte çok güzel anlayıp burada ezber yapmadan bu konuyu da çok rahat bir şekilde geçirirsiniz diye umut ediyorum. Tamam. Önemli olan zaten bu konularda mantığı. Yani mantığın altını hep çiziyoruz arkadaşlar. Yani bu hafta bence sıkıntısız bir hafta olacak. Çünkü konu anlatımını dikkatli bir şekilde dinlerseniz sonrasında küçük tekrarlarla, küçük bir geri dönüşlerle böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir geri dönüşlerle hatırlamak babıyla baktığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Evet, şimdi o zaman 8. haftayı da hallettik sanki değil mi? Yani çok fazla konuşulacak bir şey yok zaten 8. haftada, halledebileceğinizi düşünüyorum ve size inanıyorum bu anlamda. Burayı da hallettiysek şimdi 30 tane hediyemiz gelsin bakalım. Bu seferki hediyemiz 30 tane parkur kitabından. Metin Yayınları'nın Parkur diye bir kitabı var. Parkur Geometri diye bir, Parkur Üçgenler diye bir kitabı var. Bu
bunu hediye edeceğim. Parkur üçgenler aslında elinde kitabı olan arkadaşlar, 2-3 kitabı olan arkadaşlar için bile bence önemli. Çünkü üçgenleri bilen ne yapar? Diğer bütün konuları yapar. Yani üçgenleri de tekrar etmenizi de isterim. Bu kitapla da olabilir. Bu kitabın özelliğine 5 tane kur var. O yüzden parkur şeklinde olmuş. Birinci kurda konuyla ilgili klasik kolay sorular oluyor. İkinci kurda ÖSYM sorularına hazırlık oluyor. Üçüncü kurda günlük hayat uygulamaları oluyor. Dördüncü kurda ÖSYM kurgularsa oluyor. Beşinci kurda da pist alanı oluyor. Kolaydan zora her tür soru var. Hatta ben shortslarda da parkurdan sorularda çözmüştüm. ÖSYM benzeri soruları da kullandığında göstermiştim zaten shortslarda da. Bu bir tavsiye değildir. Sadece baktım, çözdüm. Orada hoşuma giden soruları da çözdüm. Burada da Metin hocam sağ olsun 30 tane hediye edebilirim diye bana söyleyince size 30 tane bu kitabı hediye etmek istedim. Ki şu an çember konusunda olan arkadaş için bile bence gerekli bir kitap bu. Çünkü niye? Üçgenleri iyi olan, tekrar söylüyorum, geometrisi çok iyi olur. Üçgenleri de bu şekilde parkurdan da tekrar etmiş olursun. Ya da yeni başlayacak olan arkadaşlar da yine bu çekilişe katılabilir. Evet, çekilişe katılma şartları. Öncelikle abone oluyoruz, beğeniyoruz videoyu. Ardından ne yapıyoruz? Parkur kitabını istiyorum ve 3 basamaklı bir sayı yazıyoruz. Katılma şartları bunlar. Ondan sonra biz, bir de bir hafta süreniz var. Bir hafta sonra sonuçlar açıklanacak. Onu da unutmayalım lütfen. Unutmayalım. Geçen dünkü bir önceki videoda unuttum sanki ama artık alıştınız. Bir haftalık süremiz var bunlarda. Bir hafta sonra açıklama videosuyla kimler kazandı, kimler kazanmadı onlardan da bahsediyoruz dostlar. Unuttuğum bir şey varsa Muhammed eklersin. Dediğim gibi yorum yazacaksınız ve yorumda da 3 basamaklı kitabı istiyorum ya da parkur üçgenleri istiyorum şeklinde bir de 3 basamaklı bir sayı yazıp yorum yazdığınız zaman ve videoyu beğenip abone olduğunuz zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yeni hesaplar kabul edilmiyor lütfen. Bir de ne diyecektim? Bir de şu kabul edilmiyor. Birkaç tane yorum yapsan bulunuyor arkadaşlar. Onlar da kabul edilmiyor. Bilginize bir de her zaman gibi videoyu kapatırken şunun duasını ediyoruz. İnşallah hak eden öğrenciye gider duasıyla birlikte videomuzu sonlandırıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.